eğitim penceresi açmak istiyoruz. Şimdi bir telafi eğitimi, o telafi eğitimi hayatımıza nasıl girecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları var. Biz ne yapacağız ya da ne yapılması gerekiyor? Bunu konuşacağız. Yine Hürriyet Gazetesi'nde bir haber daha var. Okuyalım ve Hürriyet Gazetesi'ni bugün için tamamlayalım. Okullar Haziran'da kapansın önerisi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitimde telafinin Haziran'da başlayacağını açıkladı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise ki birazdan misafirimiz olacak Selçuk Pehlivanoğlu. Onların tavsiyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrısı nedir? Onu konuşacağız. Öğretmenler, öğrenciler çok yoruldu, motivasyonlarını kaybetti. Haziran'da okullar kapansın, Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlansın önerisinde bulundu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bir planlama içinde. Biz bu sürecin, pandemi sürecinin acaba hani eğitim noktasında sıkıntılarını nasıl giderebiliriz diye. Yalnız şimdi bu planlama yapılırken bir yandan da çocukların psikolojisi, hatta anne babaların, velilerin psikolojisi, bunu da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarda ciddi bir yorulma var ve çocukların da dinlenmeye ihtiyacı var. Bu telafi eğitiminde hani gönüllülük esas olacak. İsteyen bu telafi eğitime katılacak ama yine burada zaten ciddi bir eğitimde fırsat eşitsizliği ortaya çıktı. Böyle mi olsun, yoksa Haziran'da okullar kapansın, Ağustos'ta yüzde eğitime mi geçilsin? Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun tavsiyesini konuşalım. Şimdi ne oldu bugün başlığımız? Lütfen hani sizin beklentileriniz var. Kuşkusuz emeklilikte yaşa takılanlar, bize verilen vaatler ne oldu? 3600 ek gösterge, intibak yasası. Bunlar ne oldu? Bunların sözleri verilmişti siyaset tarafından ama ne oldu ile ilgili bir adım var mı yok mu? Bu sorular geliyor. Başka sizin aklınızda, zihninizde ve gündeminizde ne oldu diye soracağınız konular varsa lütfen onları da gönderin. Şimdi bir bakalım Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti: dolar zirvede, 128 milyar dolar hala kayıp, tencere kaynamıyor. Lira çöküyor, halk tükeniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Ağba sonrası kayıp %20. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi ve toparlanmanın yanı sıra Türkiye'deki belirsizlik doları tarihi zirveye taşıdı. Liradaki kayıp Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alındığı 19 Mart'tan bugüne %20'yi aştığı kurdaki artış halka zam olarak dönecek. Evet, biz bunu maalesef göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu dolar artışı, biz ihracat yapabilmek için bile ithalat yaptığımız için, ithalatı dövizle yaptığımız için, dövizdeki bu yükseklik kuşkusuz bizlere zam olarak dönecek. Yine bir ekonomi penceresi de çalar saat hafta sonunda açılacak. Kur kaynaklı fiyat artışlarının yanı sıra vergi zamlarıyla da halkın cebine göz diken iktidar, emekçiyi geçinemez hale getirdi. Memura verilen %6'lık zam 4 ayda eridi. Zamlardan sonra milyonlarca işçinin aldığı ücret açlık sınırının altında kaldı. Enflasyondaki artış emekliyi de perişan etti. Emekliler gıdada ve barınma harcamalarını karşılayamaz hale geldi. Kıt kanaat geçinebilmek için bile en az iki maaş lazım diyen emekli sendikaları 500 liralık seyyanen zam taleplerini iletti. Sürekli gündemde tutuyorlar ama bu konuyla ilgili bir adım atıldığını maalesef görmedik. Seyyanen emekliler zam istiyor. Şimdi